Merhaba arkadaşlar. Biraz önce dediğim gibi size kitrenin süzme aşamasını göstereceğim. Daha önce hazırladığımız kitreyi bakın şöyle. Biraz tabii ki topaklıklar oluştu. Bunları süzüp dinlendirdiğim zaman bu topaklıklar gidecek. Ama kitremizin kıvamı gayet güzel olacak. Şimdi süzme aşamasını sizlere göstereyim. Tabii ki bunlar meşakkatli işler, sabır isteyen işler. Tülbentten de süzebilirsiniz ama ben böyle bir kese kullanıyorum. Daha sık dokusu var. Bunları süzerek daha önce bir kez süzmüştüm ben. Bu ikinci kez süzüşüm. Kitrenin kıvamı ve gramları, suyun miktarı hakkındaki bilgileri de teknenin boyutuna göre yine vereceğim sizlere. Dediğim gibi benim tekne, bu teknem 1,5 metreye 65 santim olduğu için 20 litre su alıyor. Yaklaşık 20 litrelik suya da ne kadar koyuyorum? Yani 105 gram, 120 gram kadar kitre koyuyorum. Bu sabaha kadar dinlendiği zaman topaklıklar gidecek. Evet. Kıvamı özellikle yoğun yaptım. Yoğun bir kıvamı her zaman açmamız daha güzel olabilir. Kıvamı özellikle yoğun tuttum. Yoğun kıvamı açmakta sıkıntı olmaz ama daha bir cıvık kıvamda bir kitre hazırlarsak onu yoğunlaştırmakta sorunlar yaşayabiliriz. Asistanım bana yardımcı oluyor. Yeğenim Gökhan. Evet, bu aşamalarla dediğim gibi tekrar karıştırırken sizlerle birlikte olacağım. Sanatla kalın. Bol şans diliyorum Ebru yapmak isteyenlere.